Değerli arkadaşlarım, bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü daha kutluyoruz. Ben bugünün bir kutlamanın ötesinde yaşamın her alanını şekillendiren kadınların önemini bir kez daha hatırlatmanın fırsatı olarak görüyorum. 1990 yılında daha 35 yaşındayken o zamanki ortaklarımızdan DuPont'tan bir davet aldım. Benden Philadelphia'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinde kadın yönetici ve yönetici adaylarına konuşma yapmamı istediler. Bir kadın olarak kariyerim ilgilerini çekmişti. Sıra dışı bulmuşlardı ve kendi kadın çalışanlarına bu konuda örnek olmamı istemişlerdi. Bu konferans hayatımda bir ilkti ve kadınların iş hayatındaki konumuyla ilgili ciddi anlamda düşünmemi sağladı. Aradan 26 yıl geçti. Ben hala kadının konumunu, toplum için önemini hem yurt dışında hem de yurt içinde anlatmaya, ikna etmeye, çabalamaya devam ediyorum. Çünkü hala her alanda buna ihtiyaç var. 1970'lerden sonra kadınların iş hayatına katılımında büyük artışlar yaşandı. Elbette çok yol alındı. Bunu inkar edemeyiz. Ama ne yazık ki hala yeterli değil. Diğer taraftan kadının iş hayatına katılımını sadece rakamların yükselmesinden ibaret görmemeliyiz. Aynı zamanda kadınların iş hayatına yaptıkları niteliksel katkılar, yarattıkları katma değer, işin başarısı açısından yadsınamaz. Artık kadınların iş hayatındaki varlığı bir tercih değil, başarıya giden yolda bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu konuşmayı sadece kadın arkadaşlarım için değil, tüm Sabancı çalışanları için yapıyorum. Yaratıcılıktan karar süreçlerine, kadının potansiyelini keşfetmek ve değerlendirmek, başarı odaklı organizasyonların, daha büyük ölçekte ekonomilerin asla göz ardı etmemesi gereken bir konu. Son yıllarda kadının katılımının işin başarısı için vazgeçilmez olduğu araştırmalarla da ispatlanmış durumda. Çünkü iş hayatında, üniversitelerde, sivil toplumda kadının katılımı arttıkça araştırmalar daha da anlam kazanıyor. Ve öngörülenlerin ötesine geçerek daha somut ve derinlemesine çalışmalar yürütmek mümkün oluyor. Fortune 500 şirketleri arasında yapılan bir araştırmaya göre kadın yönetici sayısı fazla olan şirketler pazar payı, sermaye ve hisse senedi değerlerine göre daha iyi performans gösteriyor. Credit Suisse tarafından yapılan bir araştırma, 2008 krizinden sonra cinsiyet eşitliği dengesi bulunan şirketlerin erkek egemen şirketlere göre daha hızlı toparlandığını ortaya koyuyor. Bu sonuçların gerekçeleri çok çeşitli olabilir. Bazı uzmanlar kadınların riskleri daha iyi yönettiğini söylüyor. Bazıları ise kadınların aynı anda birçok işi yönetme becerileriyle bu durumu açıklıyor. Kadınlar katılımcı çalışma modellerine daha yatkınlar. Daha çok akıl alma, farklı fikirleri karara katma konusunda daha açıklar. Öte yandan satın alma kararlarının Avrupa'da %70, Amerika Birleşik Devletleri'nde %80'i kadınlar tarafından veriliyor. Dolayısıyla kadınların ihtiyaçlarını, kadınların daha iyi anlamasının ve buna göre ürün ve hizmet geliştirilmesinin önemi de gitgide artıyor. Bunların hepsi ve daha birçok bulgunun asıl ortaya koyduğu kritik nokta ise kadınları dahil etmeden, ekonomik gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. Sevgili arkadaşlarım, her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık istemiyoruz, eşitlik istiyoruz. Kadınların niteliklerine, becerilerine, yetkinliklerine göre eşit şekilde değerlendirilmelerini istiyoruz. Ancak eşitliğin sağlanabilmesi için kadınlarımıza hakları olan eşit fırsatların verilmesi ve desteklenmeleri gerekiyor. Bunun başında
başaracaklarına dair özgüven ile yetiştirilmeleri ve başarıda en önemli unsurlardan biri olan eğitim hakkı geliyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı %30 seviyelerinde. Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de 100 kadından 13'ü üst düzey pozisyonda çalışıyor. Daha güçlü bir ekonomik ve sosyal kalkınma için bu rakamlarla asla yetinmemeliyiz. Her alanda daha iyi bir gelecek için beklediğimiz reformlar bu alanda da en hızlı şekilde yapılmalı. Kadınların potansiyelini ortaya çıkarmalıyız. Değerli arkadaşlarım, Sabancı topluluğu iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda örnek ve öncü konumdadır. Ortalamamız %38,5 olurken bazı şirketlerimizde %50'nin üstüne çıkan Türkiye ortalamalarının üstünde kadın istihdam rakamlarımız olması sevindiricidir. Bize de yakışan budur zaten. Ayrıca 2012 yılında %7 olan üst yönetimdeki kadın oranımız bugün itibariyle %15'e çıktı. Kadın çalışan terfi oranımız ise %52 oldu. Sizlerin emekleri ve gayretleriyle yürütülen Sabancı Gönüllüleri projelerinin de bu öncü konumumuza daha da ivme kazandıracağına inanıyorum. Sabancı Vakfı olarak da birçok alanda olduğu gibi kadın alanında da etkin çalışmalar yürütüyoruz. Meselenin çözümünde topyekün bir hareket ve işbirliği yattığı inancıyla toplumun çeşitli katmanlarına ve farklı sorunlara el uzatmak için çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım, kadın sorunlarının çözümü için ihtiyacımız olan her şeyden önce büyük bir zihniyet dönüşümü. Bu dönüşüm verimlilikten inovasyona, kadınların işe pozitif etkisini anlamakla başlıyor. Başta da söyledim, tekrarlamak istiyorum. Kadınların iş hayatına katılımı bir tercih değil, bir ayrıcalık değil. Sadece eşitlik meselesi değil, bizi başarıya götürecek bir zorunluluktur. Kadının katılımını sağlamak doğru bir iş kararıdır. Kadın, erkek, başarıyı isteyen tüm Sabancı çalışanları. Hepimizin Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.